Dayı bizde mi kaldın sen? Günaydın denir evvela, günaydın. Günaydın. Ha. Okul yok mu? Abim göndermiyor ya. Ne güzel. Senin de işine geliyor değil mi? Yat bakalım Mustafa Efendi, yat. Yumurta da yapsana Endam. Ben yaparım Nazan Hanım, nasıl olsun? Peynirli meynirli yap işte. Günaydın. Günaydın. Bugün de grip varmış abla okulda. Baran bugün de gitmeyecek. Ya öyleymiş. Müdür aradı sabah. Hadi gel oğlum. Anne günaydın. Anne. Günaydına günaydın denir benim bildiğim. Günaydın hadi oturun. Abi. 2 dakikan var mı? Ne oldu Eşref? İsmail aradı yine. Şu mesele. Gelsin mi artık? Sefil perişan oldu. Ben hain değilim, kahrımdan ölüyorum diyor. Dur bakalım. Sunan'ın ifadesini alayım da bir önce. Tamam abi. Sen gözünü ortalıktan ayırma. Emrin başım üstüne. Oğlum şu haberleri bir aç bakalım. Dur dayı ya. Acelesi ne? Mustafa. Elimde kalacak bir gün bu çocuk. Polis bugüne kadar 25 kişinin tuzağa düşürüldüğünü belirledi. Kurbanlardan birinin evini... Hep aynı haberler. İki dairesini... Hadi dayı kahvaltıya. ...kaybettiği ortaya çıktı. Dün gece Van İl Merkezi ile Çatal, Başkale ve Gevaç'ta bulunan çeşitli yerlere eş zamanlı yapılan baskınlarda 900 kilo saf eroin, 100 kilo plaka ester, 70 kilo baz morfin ve eroin yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi. Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen Van Emniyeti, uyuşturucu madde üretildiği anlaşılan bir laboratuvarı ve uyuşturucunun saklandığı 2 adet depoyu da ortaya çıkardı. Dün gece geç saatlerde alınan bir ihbarı hemen değerlendiren kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri bölgeye kısa süre içinde çok sayıda baskın gerçekleştiriyor. Geç. Şu moranın adamı değil mi? Yapılan baskınları bir bilmem ki göremedim. Bir uyuşturucu madde bulunamazken çeşitli suçlardan aranan kişiler ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Aranan şahısların derhal emniyete sevk edildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 24 adet kalaşnikov tüfek, 8 adet tabanca, 2 el bombası ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan baskınların sadece birinde ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının büyüklüğü, maddenin sevkiyata hazır olduğu kuşkusuna uyandırdı.